Şimdi bak, şu tırnağı karşıdan göster, şuradan. Bir yayı siz büktüğünüz zaman ne olur? Buradan sıkıştırdığınız zaman yukarı doğru çıkar. O kadar dar giymiş ki böyle. Bu tırnak böyle kavis yapmış. Kavis yapmasına rağmen kavis yetmemiş, tırnak etin içine girmiş. Ve bu kenarlar acıyor. Arkadaş çok dar ayakkabı giyiyor ama dar giydiğini kabul etmiyor. Şimdi bu kenarı gösteriyorum size. Bir de bu kenarı. Biz lokal anestezi yaptık buraya. Şimdi tırnağı normalde bu kadar genişlikte. Ama yatak o kadar genişlikte değil. Yatağı daraltmış. Tabii ki bu tırnak bu yatağa sığmadığı için acı yapacak, kenarı kesecek. Şimdi biz kesen kısımları çıkaracağız. Ona bir fırsat tanıyacağız. Büyük ihtimalle bir kere daha hallolmayacak. Ama en azından ayakkabısını değişirse riski azaltmış olacak. Şimdi kesen yerlerin granülasyon dokularını kazıyoruz. Şu şekilde. Batan tırnak olmadığı için bir boy tırnak çıkana kadar her şey rahatlayacak. Buraya rifosini damlatalım. Sonra bir şey yapalım.